gerçekten son zamanlarda en fazla merak ettiğim yöntemlerden birini konuşacağız. Hatta başlamak istiyorum kendime lütfen ve eşime. Hemen şimdi başlayalım mı? Evet, vallahi olabilirse şu an bugün başlamak istiyorum. Tamamlayıcı tıp doktoru Doktor Erkan Ergen konuğum, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Eskişehir'den geliyorsunuz. Evet, Eskişehir'den geliyorum. Ortağımın memleketi. Ülkemizin vallahi en güzel şehirlerinden, bütün şehirleri evet güzel mutlaka ama en güzel şehirlerinden son biri diyelim. Son zamanlarda Eskişehir'le ilgili yine bir şey okudum. Dünya çapında bir ödülü mü aldı, bir listeye mi yaşanabilirlik girdi? Evet. Puanı anlamında Eskişehir evet biliyorsunuz çok yüksek bir puana sahip. Evet. Gerçekten şehrimiz çok güzel. Muhteşem. Madem Ozan'a başlamayı da düşünüyorsunuz. Eskişehir'de başlayalım. Davet etmek isterim. Gelirim. Çok seve memnun olurum. Seve seve gelirim. Çok memnun olurum efendim. Şimdi bu ozon tedavisini konuşacağız. Ben bu sene hayatımda ilk kez hiç olmadığım kadar hasta oldum. Orta kulak iltihabı oldu, üstüne gribal enfeksiyon oldu, böyle 1,5 ay. Yani serumlar aldım, hayatımda ilk kez antibiyotik kullandım. 42 yaşında bir darbeydi benim için yani. Bu çok acayipti. Onur da şahit aynen oldu birebir. Bir ay falan çekti. Bir yani buçuk evet ay sürdü. Evet. Net bir evet buçuk ay sürdü. Evet. Ve o sırada bana dediler ki niye ozon tedavisi yaptırmıyorsun? Sürekli ozon tedavisi yaptırırsan çok yoğun çalışıyorsun. Artık yaşın da hani 40'ı geçti. Daha dirençli olur vücudun dediler. Ben bir süre Melisa için kızım serebral palsi rahatsızlığı var. Ona yaptırmıştım ozon terapi. Çok fayda görmüştüm ama evet sonra unuttum ben bu meseleyi. Evet. O yüzden çok heyecan duyuyorum. Ozon tedavisi baştan ne? Baştan itibaren evet, evet açıklayalım o zaman. Aynen. Şöyle açıklayalım. Önce ozon nedirden başlayalım isterseniz. Lütfen. Ozon bir gaz. Oksijen elementinden meydana gelen bir gaz. Evet. Havada soluduğumuz oksijen gazı iki oksijenden meydana geliyor. Ozon tamam gazı ise 3 oksijenden meydana gelen bir gaz. Hmm. Normalde ozon gazı solduğumuz hava içerisinde mevcut değil. İritan da bir gaz. Solduğumuz hava içerisinde olsaydı büyük olasılıkla yaşam bizler için mümkün olmayacaktı. Ozon gazı doğal olarak nerede var derseniz atmosferin üst katmanlarında var. Hmm. Özellikle stratosfer tabakasında 20. ila 50. kilometre aralığında bir ozon tabakamız var. Meşhur bir ozon tabakamız. Evet. Ki o tabaka biliyorsunuz güneşin kozmik radyasyonundan gezegenimizi koruyan bir tabaka. Biraz da incelttiğimiz bir tabaka ne yazık biz ki. Biz hallettik o işi zaten. Kesinlikle. Normalde şu an yaşadığımız ortamda ozon gazı yok. Ancak bir yıldırım düşmesi gibi ciddi bir elektriksel deşarjın olduğu ortamda oksijen gazı ayrılarak üçüncü bir oksijenle birleşerek bu gazı meydana getirebiliyor. Tamam. Biz ozon tedavisinde kullanmış olduğumuz ozonu o halde nasıl elde ediyoruz diye düşünürsek evet medikal oksijenden elde ediyoruz. Hmm. Yani medikal oksijen gazı O2'den oluşan bir gaz. Bizim hastanelerde, kliniklerde kullanmış olduğumuz hastalarımıza oksijen diye vermiş olduğumuz gaz. Hmm. Ozon jeneratörü dediğimiz, medikal ozon jeneratörü dediğimiz bir cihaz var. Bu cihaz oksijen gazını içerisine alarak içerisinde bir elektriksel reaksiyon meydana getiriyor ve ozon gazını oluşturuyor. Ozon gazıyla oksijen gazını birleştirerek bir karışım haline getirerek de bizim ozon terapide kullanmış olduğumuz ozonu meydana getiriyor. Bu karışım %95 oranında en az oksijen gazı içeriyor. En fazla da %5 oranında O3 içeriyor. Tabii dozajlamayı biz hastanın endikasyonuna göre ayarlıyoruz. Ozon terapide, yani niçin ozon terapi yapıyoruz dediğiniz gibi anladığım kadarıyla uzun süreli bir bağışıklık sistemiyle ilgili evet sanki bir yetersizlik varmış gibi görünüyor sizin anlatmış olduğunuz evet tablodan baktığımızda. Tabii bunda özellikle beslemenin, çevresel faktörlerin çok fazla rolü var. Ozon bu anlamda bize bir katkı sağlayabilir. Hmm. Ozon kendisi oksidan olan bir gaz. Ama hormezis diye bir kavram var. Yüksek dozlarda zararlı olan ama düşük dozlarda fayda sağlayabilen maddelerden bir tanesi. Hmm. Ozon gazı. Tamam. Ozon biz, gazının en önemli özelliği şu. Ha, tamam. Ozon tedavisi anlamında en önemli özelliği şu. Geçici olarak akut bir oksidatif stres yaratır. Bu ne demek? Bu şu demek, oksidasyon bizim istemediğimiz bir şey. Hmm. Ama doğal süreç içerisinde oksidasyona maruz kalıyoruz. Hmm.
Serbest radikaller dediğimiz, dışarıdan aldığımız vücudumuzda bir takım kimyasal reaksiyonlar sonucu meydana gelen ve hücrelerimize hasar veren maddeler var. Bu maddelerin azaltılması gerekiyor ki vücudumuzda bunların etkinliğini azaltan bir de antioksidan sistem denilen bir doğal sistem var. Ozonun en önemli faydası burada. Ozon gazını verdiğimiz zaman kendisi oksidan olduğu için bir anda vücudun kendi antioksidan sistemini alarma eder bir etki yaratıyor. Ve vücudun kendi antioksidan sistemini güçlendiriyor. Antioksidan sistemi meydana getiren belli enzimler var. Bu enzimlerin üretimi ciddi miktarda artış gösteriyor ve bu etkiyle de vücudumuzdaki o serbest radikalleri veya oksidan diğer unsurları miktarını azaltarak bir etki yapıyor. Ozonun en önemli etkilerinden bir tanesi de şu, ozon özellikle uzun zincirli yağ asitlerini okside etmeyi çok seviyor. Uzun zincirli yağ asitleri bizim yapısal olarak hücre duvarlarımızda, hücre içerisinde normalde bulunan yağ asitleri. Bu yağ asitlerini okside ederek antioksidan sistemi aktive ediyor. Onunla kalmıyor. Aynı zamanda al yuvarları, yani bizim kanımızda oksijen gazını taşıyan hücrelerimizin de uzun zincirli yağ asitlerini çift bağlarını kırdığı için hücre daha fragil bir hal alıyor. Elastisitesi artıyor. Elastisitenin artışının şöyle bir faydası var. Özellikle kapiller dolaşımında, yani kılcal damar dolaşımında eritrositlerin çok daha kolay bir şekilde akmasını ve dokulara hem oksijen hem de besin maddelerinin daha kolay bir şekilde erişmesini sağlıyor. Dolayısıyla şimdi bizi izleyen seyircilerimizin anlayabileceği dilde söylememiz gerekirse biz neden ozon terapisi yaptırmalıyız? Şundan dolayı yaptırmalıyız. Güzel bir söz var. Genetik faktörler silahı doldurur, çevresel faktörler tetiği çeker. Biz ozonu aslında biraz bunun için yapıyoruz. Çok fazla çevresel faktöre, olumsuz çevresel faktöre maruz kalıyoruz. Yaşlanma sürecimiz biraz daha hızlanıyor. Vücudumuzda toksik bir takım maddelerin birikimi ne yazık ki giderek artıyor. Ozon tedavisinin güzel olan tarafı hem bu toksik maddelerin azaltılmasına yönelik hem de dokularımızın daha fazla oksijenize olmasına imkan tanıdığı için tercih edilmesi gereken bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyebilirim. Nasıl bir şey? Ne yapılıyor yani? Ozon tedavi nasıl? Daha doğrusu yöntemleri. Uygulanması nasıl? Yöntemleri. Ozon tedavisinin birçok uygulama yöntemi var ama genelde ozon tedavisi dediğimiz zaman kişiden alınan kanın 100 mililitre kadar. Genellikle 100-200 mililitre arasında alınır. Alınan kanın dış ortamda kapalı bir sisteme alınıyor tabii ki bu kan steril şartlarda. Ozonlanmasıyla. Aynen. Belli dozda ozon gazıyla muhatap edilmesi ve bir dakika kadar karıştırıldıktan sonra kişiye aynı yoldan, aynı damar yolundan tekrar geri yani verilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Ama bu tek yöntem değil tabii. En çok kullanılan yöntem ama tek yöntem değil. Bazen enjektöre 2-3 mililitre kan alarak dışarıda yine ozonlayıp sizin programın başında söylediğiniz gibi kalça içerisine enjeksiyonla minör tedavi diye tabir ettiğimiz tedavi bir pıhtı oluşturup bir yabancı cisim reaksiyonu oluşturarak bir anda non-spesifik bağışıklık sistemi hücrelerini aktive ediyoruz ve bağışıklık sistemini güçlendirebiliyoruz. Bunun dışında pek çok yöntem var. Torbalama gibi özellikle dış yaraların tedavisinde ki ozonun ilk çıkış noktası odur. Dezenfektan özelliğinden dolayı ozon bir terapi yöntemi haline gelmiştir. Torbalama yöntemi dediğiniz nasıl efendim, bir yöntem? Torbalama şey efendim, mesela diyabetik ayak yaraları. Biliyorsunuz iyileşmesi yatak oldukça veya, aynen, evet. İyileşmesi son derece güç olan yaralar. Bu yaraların bulunduğu ekstremite bir torba sistemi içerisine alınıyor. Bunlar özel torbalar. Ozon iriten bir gaz demiştim. Ozona dayanıklı olarak üretilmiş olan torbalar. Bu torba içerisine belli dozda ozon gazı veriliyor. Ve bu ozon gazının yara iyileştirici etkisinden yararlanılıyor. Torbalama dediğimiz yöntem böyle bir yöntem. Yine kulak içi uygulaması, burun içi uygulaması lipoliz amaçlı direkt yağ doku içerisine enjeksiyonu ya da eklem içi enjeksiyonu gibi pek çok farklı yöntem kullanılıyor. Ama genel olarak ozon tedavisi dediğimiz zaman kişiden alınan kanın kapalı sistemde ozonlanıp tekrar aynı damar yolundan geri verilmesi şeklinde söyleyebiliriz. Ne kadar sıklıkta yapılması gerekiyor? Bu hastalığın durumuna göre muhakkak değişiyor ama genel olarak söylemek gerekirse haftada iki seans olacak şekilde
toplam 12 seans gibi bir tedavi çok düşük dozla başlayıp yavaş yavaş yükselerek ihtiyaca göre belli bir doza kadar yükselerek tamamlanan bir tedavi olduğunu söyleyebilirim. Yılda 12, yani sağlığımız yerinde ama böyle bir destek almak istiyoruz. Yılda 12 seans yeterli mi? Kesinlikle yeterli. Kesinlikle yeterli. Peki sağlığımız yerindeyse ne için yaptırıyoruz bu tedaviyi? Ya da sağlığımızda bir sıkıntı varsa hangi sıkıntı başlıkları için ozon terapisi tamamlayıcı tıp olarak kullanılabiliyor? Ozon tedavisi pek çok alanda kullanılıyor. Özellikle biraz evvel söylediğim nedenlerden dolayı arteriyel yetersizlikler. Bunların hemen hemen hepsinde ozondan güzel sonuç elde etmek mümkün. İster periferik, ister serebral arterlerle ilgili problemlerde, hastalıklarda kullanılabiliyor. Yine ozon biliyorsunuz kendisi güçlü bir dezenfektan. Bazı viral hastalıklarda ozon tedavisi hepatit B gibi, hepatit C gibi, human papillom virüs gibi bir takım virüslerde son derece olumlu etki gösterebiliyor. Ama ozonun en çok kullanıldığı alan nedir hastalık anlamında baktığımız zaman çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi kronik yorgunluk sendromu ve fibromiyalji. Özellikle bu indikasyonlarda ozonun çok başarılı olduğunu, tabii tek başına değil, mutlaka başka yöntemlerde entegre olacak şekilde uygulanmasında büyük fayda var. Ozon dediğimiz zaman aklımıza gelen en önemli indikasyon klasik olarak kronik inflamatuar hastalıklar. Tamam. Bütün kronik inflamatuar hastalıklar, otoimmün hastalıklar. Çünkü ozonun bağışıklık sistemini düzenleyici, regüle edici bir etkisi var. Otoimmün hastalıklarda ozon tedavisinden hastalarımız güzel fayda sağlayabiliyorlar. Ama kronik inflamatuar her türlü hastalık. Evet. Ozondan önemli ölçüde fayda sağlayabilir. Ama şunu hemen belirtmem lazım. Tek başına ozon tedavisi değil. Aynen, ben şu anda onu soracaktım. Yani bir doktor refleksiyle sormam gereken zaten o. İnsanlar tamam ben ozon yaptırdım, ne bu antibiyotiği alayım, ne bu ilacı alayım, ne bu işte bu koruyucuyu alayım dememeleri gerekir. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Mutlaka bir beraberinde yürüyen bir tedavi. Mesela bir hipertansiyon hastası. Hipertansiyonda ozondan çok güzel fayda sağlıyoruz. Ya da tip 2 diyabette güzel fayda sağlıyoruz ama bu o hastalığı tedavi etmiyor. Tabii. Sadece şartları daha iyi bir hale getiriyor. Ama hipertansiyon hastamızsa tabii ki ihtiyacı varsa antihipertansif ilaçlarını kullanmak durumunda. Evet, antihipertansif zaten kronik bir rahatsızlık. Onu grip gibi, bir eksiklik gibi kabul edecek ve sürekli alacak. Ama yanında da ozonla da daha dinç yaşayacak. Kesinlikle. Peki doku hasarını engelleme dozunda o zaman siz kaç yaştan sonra rutin olarak öneriyorsunuz? Aslında ozon tedavisi çocukluk çağından itibaren kullanılabilen bir çocukluk tedavi. Çocukluk çağı. Kesinlikle kullanılabilir bir tedavi. İşte Melisa'yı uyguladım dedim ya. Ama o serebral palsi olduğu için biraz daha farklı düşündüm ben onu. Yok değil. Yani çocuklarda çok faydası olduğunu biliyorum ama serebral palside daha büyük etkisi daha var. Daha özel yani. Tabii. Şöyle söyleyeyim, yani standartlar anlamında baktığımız zaman herhangi bir alt ve üst yaş sınırı yok. Evet. Uygulanabilir. Ama mesela hiç uygulanamaz denilen bir kişi oluyor mu? Elbette. Belli hastalıklarda ozon tedavisi kontraindike. Özellikle lösemi. Glukoz 6 fosfat dehidrojenaz diye bir enzim var. Bunu böyle söylemek zorundayım. Başka bir tabiri yok. Al yuvarlar içerisinde al yuvarları bu oksidasyondan koruyan bir enzim bu. Bu enzim eksikliği olan kişilerde ozon tedavisi uygulayamıyoruz. Yine trombosit sayısı düşük olan, 50 binin altında olan. Yani ben kanamaya meyilli. Trombosit 10 katı olanlar girebilir. Benim yüksekti. Allah şükür indi de evet. Bayağı hani yüksekti. 3 evet. katına evet. çıktı neredeyse. Şimdi düştü. Ben bir an böyle trombosit deyince o zaman sizden güzel PRP elde edilir diye düşünüyorum. Evet, yüksekse. Evet, öyle bir durum var bende. Evet. Aynen. Bu hastalarda tabii ki yapamıyoruz. Yine malign hipertansiyon olan hastalarda yapamıyoruz. Kontraindike. Onun dışında ozonun kontraindike olduğu durum yok. Yine tabii atlamadan söyleyeyim, hipertiroidi kontrol edilemeyen, kontrol altına alınamayan hipertiroide ozon yapmıyoruz. Onun dışında ozon tedavisini herkese uygulayabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir'e çok sevgilerimizi iletin lütfen. Çok sağ olun. Ben çok başlıyorum ederim. Bu ozon terapisine. Bence de. İkna oldum. Bence de. Beslenme son derece önemli. Tabii. Yani biz hani bir yandan sağlık için uğraşıyoruz. Bütün hekim camiası olarak ama burada
biraz koruyucu hekimliği belki biraz daha ön plana çıkarmak gerektiğini ben düşünüyorum ki beslenme o ayaklardan bir tanesi. Tabii. Yani bizim sağlığımızı meydana getiren en temel unsurlardan bir tanesi beslenme, bir tanesi egzersiz, bir tanesi uyku, belki bir tanesi stres yönetimi. Yani bütün bu ayakların sağlam olması gerekiyor. Tabii. Ya yani bunların her birini bir nota gibi düşünürsek bu notalar birleştiğinde güzel bir melodi çıkmalı. Evet. Ya yani bir tanesi hatalı olduğu zaman o melodi neler bozuluyor ne yazık kesinlikle ki. Kesinlikle. Dolayısıyla beslenme son derece önemli. Özellikle küçük çocukların beslenmesinde onu vurgulamak istiyorum. Çünkü bütün hastalarıma bunu söylüyorum. Yani lütfen çocuklarımızı abur cuburlardan uzak tutalım. Doğal evet, beslemeye çalışalım. Kesinlikle. Bir de demir eksikliği çok görülüyor. Ne yazık ki hem erişkinlerde hem çocuklarda. Lütfen demir içeren gıdalarla birlikte ayran, yoğurt vermeyelim. Yoğurt harika bir gıdadır. Ayran harika bir gıdadır. Çok iyi probiyotiktir. Evde yapıldıysa. Ama demir emilimini engeller. Kalsiyum demir emilimini engeller. İster bitkisel kaynaklı olsun, ister hayvansal kaynaklı olsun demir emilimini engeller. Biz bunları mümkünse bir ara öğün gibi çocuklarımıza tükettirelim. Evet, ayrı ayrı tükettirelim ki demir eksikliği ile ilgili ve bağırsak florası ile ilgili problemler yaşamayalım diye nacizane görüşümde arz etmek istedim. Çok teşekkür ederim. Harika bir bilgiydi. Çok sağ olun. Tekrar bekliyoruz. İnşallah. Bir gün de gelin beslenme konuşalım. İnşallah. İnşallah. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz.